Merhaba sevgili arkadaşlar, ben matematik öğretmeni Mustafa Güler. Binom, binom olalı böyle bir anlatım görmemiştir. Eminim bundan. Şimdi konuyu anlatacağım. Sonra da yorumlara gelin. Allah aşkına deyin ki hocam gerçekten de wow diyeceksiniz. Diyeceğiniz bir anlatım olacak. Arkadaşlarımızın çoğunun ihmal ettiği ama gerçekten özünde anlatıcısına bağlı olup da çok kolay olan konulardan bir tanesidir. Dinleyin bakalım. Gerçekten de zor mu, kolay mı? Birlikte böyle bir değerlendirelim. Sadece sizden bir şey istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip bir de bol yorum atarsanız, eğer videoyu beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Buyurun. Diyor ki açılımında herhangi bir terim nasıl bulunur? Allah Allah. Arkadaşlar eskisi gibi baştan üçüncü terim nedir? Baştan beşinci terim nedir? Baştan da öyle sorular artık gelmiyor. Herhangi bir terimi her zaman sana soruyorlar. Yani şöyle bir şey. Bir terim şu ise A nedir? Bir terim şu ise A nedir? İşte o bir terim. Herhangi bir terim oluyor. Çünkü arkadaşlar açılımda bir sürü terim olacak. Mesela bunun açılımında 10 tane terim vardır. Üstünün bir fazlası kadar. 10 terimden bir tanesi buymuş. Adam öndeki katsayıyı istiyor senden. Ya da açılımdaki bir terim şu ise A nedir diyor. Her zaman soru bu şekilde gelir. 2022'de de bu şekilde geldi. 2021'de de bu şekilde geldi. 2023'te de bu şekilde geldi. Geldi. Buyurun. Hocam açılımında herhangi bir terim nasıl bulunur? Hemen size göstereyim. Arkadaşlar hiç soru yokmanıza gerek yok. Hem şunu hem de şunu yan yana yazar mısınız? Vallahi hocam hem x kareyi hem de eksi 1 bölü x'i yan yana yazdım. Tamam. Amacımız şu üstteki 9'u dağıtmak. Mesela 6'ya 3 diye dağıtabilirsiniz. Ya da 4'e 5 diye de dağıtabilirsiniz. Sıkıntı değil. Şu 9'u İstediğiniz gibi dağıtın. İşte o herhangi bir terim oluyor. Başta ne yazacaksınız? İkisinin toplamı ne oldu? 9'un her zaman ikincisi tabana yazılır. Yani alta yazılır. 9'un beşlisi. Bitti bu. İşte bu herhangi bir terimdir. Ya da hocam ben buraya 6'ya 3 deseydim. Evet 9'u 6'ya 3 diye de dağıtabilirsiniz. Toplamı ne oldu? 9'un hemen tabana ne yazdık? 9'un üçlüsü. Bitti bu. İşte bu herhangi bir terimdir. Olay anlaşıldı mı? Bakın. Sarı bezimi alayım. Gençler bakın. Minik de olsa geçmiş anlatmadım ama olsun yine bir tekrar edeyim. Açılımında herhangi bir terim nasıl bulunur? Hiç soru okumayın. Şunu ve şunu hemen yanına yazıyorsunuz. Ah, x kareyi de yazdım. Eksi 1 bölü x de yazdım. Amacımız şu tepedeki 9'u dağıtmak. İstediğin gibi dağıt. Umurumda değil. Hocam 7'ye 2 diye dağıttım. Süper, sıkıntı yok. Toplamı ne oldu? 9'un ikilisi. Bitti. 9'un ikilisini bulursunuz. 9 çarpı 8 bölü 2 çarpı 1'den. Kaç oldu arkadaşlar? 36 mı oluyor 9'un ikilisi? Evet 36. Eksi 1'in karesi de 1'dir. Cevap ne oldu? 36 çarpı x üzeri burası 14 bölü x kareye bölersek x üzeri 12. İşte bu herhangi bir terimdir. Tamam. Şimdi hocam tamam da bu herhangi bir terimi nasıl kullanacağız? Adam der ki bir terim şu ise A nedir der. Tamam izleyin yani herhangi bir terim. Bu işte dedi ki herhangi bir terim nasıl bulunur? İşte o. Bu var ya bu. Herhangi bir terim. Bitti. Herhangi bir terim. Hadi hem şunu yanına yazar mısınız? Hocam vallahi x kareyi de yazdım. Eksi 1 bölü x de yazdım. Tamam süper. Amacımız neyi bulmak? X'in üstünde 15'i bulmak. Hadi bulalım. Hocam şu 9'u nasıl dağıtabiliriz? Vallahi arkadaşlar nasıl dağıtabilirim? Mesela 8'e 1 diye dağıtırsam eğer. Bu x'leri ne oldu? 16 oldu. Bu ne oldu? X'leri 1. X'leri 16'yı x'leri 1'e bölünce ne olur? X'leri 15. İşte bu terim. Hocam 8'e 1 sağlamasaydı 7'ye 2. Sağlamasaydı 6'ya 3. Sağlamasaydı 5'e 4. Sağlamasaydı 4'e 5. Bu şekilde yapacağız. Tamam. Mantık bu. Olay bu. Hadi. Şurayı sildim. Dedim ki kafama göre. Hocam demek burası 8'e 1'miş. Başa ne yazacaksınız? 9'un birlisi. İşte o terim bu terimdir. Bitti. Bu neymiş? 9'un birlisi 9'dur. Eksi 1 de buradan gelir. Ne oldu? Eksi 9 çarpı x üzeri 15. Evet. İşte öndeki a istiyordu. Demek cevap eksi 9'muş. Bitti bu kadar. Olay anlaşıldı. Mantık bu. Olay bu. Geldik buraya. Diyor ki bir terim şu ise a nedir? Tamam. Yani herhangi bir terim bize vermiş. Herhangi bir terim vermese ne yapıyordum? Hiç soru yok mu? Hem şunu yan yana yazar mısınız? Yok korkma yanına yazıyor. Bundan bunu yanına yazacaksınız.
Hadi x kareyi de yazdım. Eksi 1 bölü x de yazdım. Amacımız neyi istiyor? X üzeri 3 istiyor. Tamam. Ah 5'e 4 diye dalsam. 10 bölü x üzeri 6. X üzeri 10'u x üzeri 4'e böldüğüm zaman x üzeri 6 olur. Olmadı. Demek ki burası 4'e. Şuraya 5 desem. Burası ne olur? X üzeri 8 bölü x üzeri 5. Aa, işte buldum. Başa ne yazacaksınız? 9'un 5'lisi. Bitti. Adam a istiyordu. A eşittir. 9'un 5'sini bulun. Önemli değil. Neyse artık. Çarp. Bir de eksi 1'in 5. kuvveti eksi 1 ya. İşte. 9'un 5'si çarpı eksi 1. İşte bu sana öndeki kat sayıyı verir. Bitti bu. Geldik buraya. Bir terim şu ise. Tamam. Hem x kareyi hem eksi 1 bölü x'i yazdık mı? Evet hocam. Bak ikisini de yazdık yanına. Her zaman şundan şu yan yana yazılır. Diyor ya herhangi bir terim nasıl bulunur? İşte bu da herhangi bir terim oluyor. Tamam. Şimdi bu 9'u öyle bir dağıtalım ki x'in üstünde eksi 3 istiyorum. Tamam. 2'ye 7 olur mu? Burası x üzeri 4 olur bölü x üzeri 7. Aa işte bulduk. Bitti. Başa ne yazacaksınız 9'un? 7'lisi. Bitti. Öndeki katsayı istiyor. 9'un 7'lisi 9'un 2'lisidir. Yani 36. Eksi 1 de buradan gelir. Eksi 36. Demek ki A neymiş arkadaşlar? Eksi 36'ymış. Bitti bu. Tamam. Bu. Diyor ki sabit terim. Arkadaşlar sabit terim de değil. A çarpı x üzeri 0 değil mi? Evet. İşte senden A istiyorum. İşte sabit terim budur. A çarpı x üzeri 0. Öndeki A istiyorum. Tamam. Yine bu herhangi bir terim olmuyor mu? Evet hocam. E madem bu herhangi bir terim, herhangi bir terim nasıl bulunurdu? Hocam. Oldu mu? Oldu mu? X üzeri 6 bölü x üzeri 6. Bitti. X üzeri 0 kaldı. Başa ne yazacaksınız? 9'un 6'sı. Bitti. İşte sabit terim. 9'un 6'sı 9'un 3'üstür. O da 9 çarpı 8 çarpı 7 bölü 3 2 1. Bunun artık bilmiyorum. Eksi 1006'ın kuvvette 1'dir zaten. Cevap 9'un 6'sıdır işte. Hocam 2023'te nasıl bir soru geldi? Tamam bu işte. Binom açılımı bu. Binom açılımı bu. Binom açılımı bu. Binom açılımı bu. Ne diyor arkadaşlar sorumuz? X artı A eksi 2 bölü X üzeri 11. Diyor ki açılımında X üzeri 9'lu terimin kat sayısı, yani öndeki sayıdan bahsediyorum. Neydi yazmıştım bir kenara. Kaç? Bir hatırlamıyorum. 88 ise A kaçtır? 2023 AYT benzer soru. Hadi. Arkadaşlar yine sana açılımında yine sana bir tane terim vermiş. Doğru değil mi? Açılımda herhangi bir terim nasıl bulunurdu? Hem şunu hem şunu yanına yazar mısınız? Şu 11'i öyle bir dağıtın ki x'in üstüne 9 istiyorum. Bitti. Başa da 11'in 1'lisi. İşte bu terim bu terimdir. 11'in 1'lisi 11'dir. A eksi 2'nin birinci kuvveti A eksi 2'dir. A bunun kat sayısı kaçmış? 88'miş. Al sana 88. A istiyor. Şurası 8'dir. A da 10'dur. Çok mu zordu? Çok mu zordu? Oğlum her konuya bak. Konu eksiğiniz olmasın. Demeyin hocam. Konu yetişmez ya da çalışsam yapamam, edemem. Olmaz. Demeyin. Yazık günahtır. Her konuya bakacaksınız. Haziran'ın 6'sına 7'sine kadar. İnşallah sınava girdiğiniz zaman da full'a yakın yapacaksınız. AYT son tekrar videom gelecek. Kısa sürede. En geç cuma günü gelecek. Haberiniz olsun. Parmağımı şey yaptım ya, incittim ya. Vura vura. Vallahi kan, yani hafiften kanayacak gibi. Hadi seviliyorsunuz sınav yolunda. Başarılar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Video beğenip bir de yorum yapın. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz.